Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugün otomatik yükleyici tankların ilki diyelim artık. Projetto gelecek biliyorsunuz birkaç güncelleme sonra, ama ondan önce artık Pris'teki oyuncuları alıştırmak adına mı diyelim. M4 FL10 tankı otomatik yükleyicili şarjörlü sistemiyle oyuna gelmiş durumda. Steam'den 70 liraya satılıyordu Steam üstünden. Diğer yerlerde ne kadar bilmiyorum. 120 falan diye duydum ama detayını bilmiyorum. Steam'de 70 liraya oyunculara teklif olaraktan sunuluyor. Ayın 21'ine kadar birçok oyuncuya teklif olarak sunulacak diye bir haberle paylaştılar. Şimdi tanktan bahsedelim isterseniz. I2 Doğru kardeşimizin, arkadaşımızın hesabından oynuyorum. Ben kendi hesabıma almadım tankı. Birazdan konuşuruz. Eder mi, etmez mi, alınır mı, alınmaz mı? Önce birazcık tanktan bahsedelim. Şimdi ilginç bir şarjörlü doldurma sistemi var. Projetto'da zaten bundan bahsedilmişti. Az çok bilenler de biliyordur. Mermiler farklı sürelerde doluyor ve mermileri hani atmaya başladığınız andan itibaren de tekrardan dolduruyor zaten. Yani boşaltmanızı beklemiyorsunuz. 3 mermi var kapasitesi ve 3 merminin 3'ünü de atmanız gerekmiyor arkadaşlar. Atıp doldurmaya başlıyor zaten. Mermilerin dolum süresi farklı. Son mermi 3,1 saniyede doluyor. Ortadaki mermi, ikinci mermi 3,5 saniyede doluyor. İlk mermisi de 4 saniyede doluyor. Yani 4, 3,5, 7,5 yapar. 3,1 daha koyarsanız 10,6 saniyede doluyor. Bu arada mermiler de 1,3 saniyelik aralıklarla atıyor. Arka arkaya atmak isterseniz eğer. Ama attıktan sonra dolduruyor arkadaşlar. Birazcık oyun tarzı farklı, bu yüzden alışmak gerekiyor. Diğer şarjörlü tanklardan hani farklı, böyle atıp 10-12 saniye beklemiyorsunuz. Sürekli doldurabiliyorsunuz. Bu yüzden DPM falan bayağı yüksek. Hatta bu seviyedeki medium tanklar arasında 3026 idi yanlış hatırlamıyorsam ilk sırada arkadaşlar. O yüzden topu falan gerçekten kuvvetli. Şimdi şöyle bir yorumları falan birkaç arkadaşta gördüm. OP tank falan filan demişler. Aslında DPM olarak gerçekten çok güçlü. OP denebilecek bir tank ama tankı hani OP olmaktan bir miktar uzaklaştıran eksi özellikleri var. Yani bir Dracula değil arkadaşlar. Onlardan bahsedeceğiz şimdi, özelliklerinden bahsederken. Bunlardan bir tanesi, hatta hemen devam edelim. Kötü bir delişi var arkadaşlar. 144 mm'lik bir deliş seviye 7 için yeterli değil. Yani şöyle söyleyeyim, seviye 7'deki birçok tankı delebiliyorsunuz. Evet, tamam, sıkıntı yok ama seviye 8 maçlarda gerçekten ciddi oranda zorlanan bir tank. Bunun dışında 6 derecelik bir top aim var. Biraz daha iyi olsa ben sevinirdim tank adına. 6 derecelik top aimine geçtim. 8 derecelik bir top yükselmesi var ki kafanız yukarı kalkmıyor arkadaşlar. Bu gerçekten ciddi bir sorun. Özellikle düşük pozisyonlarda, yani alçak pozisyonlarda yüksek seviyedeki tankları vurmak adına çok ciddi sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Birkaç kez maç içerisinde denk geldi. Gerçekten sinir bozucu bir durum. Böyle top eğimi, ondan sonra top yükselmesi açısından neredeyse en gerilerde. Yanlış hatırlamıyorsam 52 kilometrelik maksimum hızı var. Bu konuda ortalarda bir durumda tank ama kendi seviyesindeki medium tanklar arasında tankın ivmelenmesi neredeyse en sonlarda. 16 tane tank almış karşılaştım. 15. sırada falan yani. Bayağı bir hani 52 kilometreye çıkıyorsunuz güzel ama biraz geç çıkıyor arkadaşlar. O yüzden medium tank kıvamını veriyor. O konuda bir sıkıntı yok hareketlilik konusunda. Özellikle sağ sol dönüşleri falan bayağı güzel tankı. Ama sıkıntılı bir durum. Geriye doğru hızı 20 kilometre, bu konuda da bayağı iyi durumda. Artınız oluyor. 20 kilometre gerçekten iyi bir hız. Onun dışında 76 milimetrelik bir zırhı var. Pek fazla bir şey beklemeyin. Hem turret'te hem de ön tarafta. Turret'teki ön üst gövde zırhı biraz daha güzel. Açılı bir şey var, şekli var. Hani duruma göre 150-160 milimetre kadar çıkıyor o efektifliği ama turret'te bu çok fazla yükselmiyor. 100 milimetreye kadar ancak efektifliği artıyor tankın. O yüzden zırhı da pek hani güvenilir değil. Birçok pozisyonda sıkıntı çekeceksiniz. Yanlarda 40, arkada 20 milimetreydi yanlış hatırlamıyorsam. O da HE mermilerin odağındasınız demek ki. Özellikle 6 seviyede KV2,
Yani bir düşük seviyede KV-2, Su-100Y, Su-100, bunlar büyük vuran tanklar. 7 seviyede Su-152, 8 seviyede İSU-152 falan filan. Bunlara RHM mesela, bunlara çok dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Tank çok sıkıntı çekebiliyor. İmelemesi kötü dedik, top delişi kötü dedik. Altı mermi delişi 202 mm arkadaşlar. 8 seviyede de bazı tanklara karşı zorlanırsınız ama yanlarından falan yakalamanız lazım. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar, adamı basalım dedik ama herifler buradaymış. Yani tam şöyle bir ağzımızın tadıyla bir türlü şey yapamadım. Bu arada Rus serverında oynuyorum maçları ve hani kim iyi oyuncu, kim kötü oyuncu bilmiyorum. O yüzden de biraz garipsedim açıkçası serverı, oyuncuları falan. Muhtemelen ona bağlıyorum ben. Hani bilmediğin için kim iyi, kim kötü oyuncu, herkese aynı yaklaşıyorsun. O yüzden birazcık şey oluyor. Şimdi Avrupa serverında olsa birçok oyuncuyu tanıyoruz. Kim iyi, kim kötü ona göre oynuyoruz vesaire. Ama burada bilmediğin için böyle bir de şey, tank gerçekten çok fazla odak yiyor arkadaşlar ve bu Su-100Y'ler, Su-100'ler neredeyse her maç biri peşime düşüyor abi. Öyle söyleyeyim. Yani şu maçta mesela onlardan bir tanesiydi. Bir Su-100'den kaçıyorum, bir Su-100Y'den kaçıyorum. Yani döne döne oynuyoruz abi, anlamadım. Nedir ne değildi. Şimdi mesela Su-100'ün arkasına düştüm burada. Peşimden Su-100Y kovalıyor. Böyle değişik bir karşılaşma oldu ama topu bayağı güzel arkadaşlar. Birazcık oynamasının farklı olması gerekiyor ama şeye alıştığım için ben şöyle söyleyeyim. Diğer hani şarjörlü toplara alıştığımız için şimdi hani üçünü boşaltıp sonra dolduruyoruz ya. Bunda üçünü boşaltmana gerek yok. Bir tanesini boşalt zaten 3.1'de geri dolduruyorsun. Birçok durumda aslında kafayı kullanıp mantığı kullanıp bunu kullanmak gerekiyor ama elimiz alışmış abi. Üçünü de boşaltıyoruz yani, geldiği zaman 1.3 saniye çok şey geliyor, keyifli geliyor insana, tık 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 atası geliyor, durduramıyorsun kendini. O yüzden bazı pozisyonlarda akılcı oynamak gerekiyor. Yani mesela uzak mesafeden bir adam yakaladınız, orada başkasıyla uğraşıyor, hemen 3 şarjör atmanıza gerek yok abi, 3 mermiyi. Tavsiyem bir tane atın, 3 saniye bekleyin. Bir tane atın, 3 saniye bekleyin. Atın, 3 saniye bekleyin. Baktığınız adam kaçacak, üçünü de boşaltın. Denk getirirseniz güzel olur o şekilde ama maç içerisinde buna birazcık alışmak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu son hani üçüncü mermiyi kısa dolduruyor. Ortadaki mermi biraz daha normal seviyede. Son mermiyi 4 saniyede dolduruyor. O yüzden daha doğrusu ilk mermiyi. O yüzden şarjın tamamını boşaltmak belli pozisyonlarda sizin şeyinizi de dolum sürenizi de birazcık uzatmış oluyor. Aslında 3 saniyelik o son mermi sürekli kullansanız belki daha avantajlı olabilirsiniz ama maç içerisinde bunu düşünmek birazcık zor oluyor. Elinizde gidiyor açıkçası. Direkt boşaltmak istiyorsunuz şarjörü diyelim ve biraz da savaştan, oynanıştan bahsedelim. Şimdi tank güzel ama abi server'dan muhtemelen ya. Böyle çok garip garip işler oluyor yani. Ben anlamadım tam olay nedir. Bu arada bizim LTTB girdi oraya. Ben dedim geri çekilecektim normalde. Hazır dedim LTTB girmişken şuradan ben de işimi yapayım tıkır tıkır. Tekrar atmaya uğraşmıyorum arkadaşlar. Çünkü bir an önce geri çekilmem lazım. Burası bayağı kalabalık. Fazla hasar almak istemiyorum. Zırh olarak bazı pozisyonlarda sektiriyor ve bu gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor arkadaşlar ama dediğim gibi çok fazla güvenmeyin bu zırha. Şimdi birazdan göreceksiniz. Ben bir mesela Su-152 atışı sektireceğim. Bu karşılaşmada da as aldık. As almama sebep verecek o karşılaşma yani. O atış daha doğrusu. O yüzden hani bazı pozisyonlarda sektiriyor ama dediğim gibi kesinlikle güvenilir bir zırhı yok. Birçok pozisyonda hani yemem diye sakın şey yapmayın. Düşünmeyin, yersiniz yani mermileri. Kesinlikle destekçi şekilde oynamanız lazım. Diğer normal şarjörlü tanklardan avantajı hani 12 saniye beklemiyorsunuz arkadaşlar attıktan sonra. 4 saniye sonra tekrardan doldurmuş oluyorsun bir tane mermini. Geri atabilirsin. Yani şöyle düşün, 4 saniyede bir 160-160 vuruyorsun. Bu arada alfası da 160 yani normal mermi hasar arkadaşlar. Altın mermi 135 vuruyor tankın standart. Normal şarjörlü tanktan dediğim gibi tek farkı sürekli doldurabiliyorsun. O yüzden böyle çok şey kalmıyorsun. Şarjörü boşalttıktan sonra malak gibi kalmıyorsun ortalıkta. Bu noktada bir güzelliği var tankın. Şimdi ben burada bekledim. Dedim bir tane daha mermim dolsun, öyle atayım dedim.
Tam ne oldu anlamadım abi. Dolduramadım falan. Sonra sektirdim. Şuradan bir su 152 geldi. Has siktir dedim. Sektirdim abi. Onu da sektirdim. Ben delemeyince o da beni delememiş oldu. Şimdi buradan kaçarken bir tane vuracağım yine ona. Şeyini anlamadım tam abi. Yani orada planım hani yak panteri iki mermi doldurup hani iki mermi öyle atmaktı. Tek tek atmak yerine ikinci mermiyi biraz daha hızlı dolduruyor ya. Dedim ikinciyi doldursun öyle atayım. Zaten dönüyordu herif. Ama dolmadı herhalde. Tam anlamadım orada ne olduysa şey yaptım. Evet, su 152 geri çekildi. Şuradaki yak panteri hemen çekip su 152'yi arayacağım. Hala yok burada gördüğünüz gibi. Tekrar ilerliyorum. Birazcık bekliyoruz. Tehlikeli bir hedef su 152. Acaba geri mi kaçmıştır diyorum şu anda. Biraz kontrolsüz çıkış görüyorsunuz. Ön zırhı vereceksiniz arkadaşlar bu tarz tanklara karşı. Sakın yan zırhınızı falan vermeyin. Mahvolursunuz. Çünkü yan taraflar ve arka taraf bayağı kötü. Ama tabi hareket halinde paletlere falan gelebiliyor o tarz atışlar. Düşükte çekebiliyor düşman tanklar. Yine de ön zırhı vermek mantıklı. Önden mermi kolay kolay yemezsiniz arkadaşlar. O yüzden ön tarafınız biraz daha iş yapacak bir durumda. Arka taraftan böyle yakaladınız mı tak 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 bitiriyorsunuz işi. Tank fena değil. 70 lira verilir mi? Bence verilir. Ama ben 70 lira vermem. Niye vermem? Bunun belli başlı bir var. Bir kere delişi düşük. Ben çok ciddi sıkıntı yaşadım. 8 seviye maçlarda özellikle. Bir diğeri de topu iyi eğilmiyor arkadaşlar. Ve ivmelenmesi çok iyi değil. Aslında tank güzel. Ama mesela projektörün gelmeyeceğini bilsem, sadece bu tanka özel olduğunu bilsem, otomatik şarjörlü sistemin, verirdim ama şu an için vermeyi düşünmüyorum. Tank bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Değişik otomatik şarjörlü bir tank. Durumlar bu şekilde. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.